Bilmiyorum, o kadar çok görmeye değer harika kurtarışlar, etkin kurtarışlar orada ki ben takım için mutluyum, kaleci adına mutluyum, ülke adına mutluyum ve bu yarattığımız grup adına mutluyum ve bugün sahada aldığımız sonuç adına mutluyum. O yüzden hepsini tebrik ediyorum. Mert'i de tebrik ediyorum. İşi o zaten gol kurtarmak, pozisyon kurtarmak ve son dakikalarda bu kurtarışı yaptım. Taktiğin ötesine ve oyun planının ötesine geçtik sahada. Herkes mücadele etti. Kimse pes etmedi. Herkes ekstra oynadı. Herkes ruhunu sahaya yansıttı. Takım gerçekten bugün ruhunu ortaya koydu ve teknik direktör olarak sizin için böyle maçlar vardır. Bu tür maçları kazanmak önemli bir değere sahiptir. Takım bir ruh ortaya koyarsa, bir inanç sergilerse, sahaya bunu yansıtırsa tüm gece, tüm akşam maç boyunca bu devam edebilir ve tüm bu özellikleri ben bugün sahada gördüm. Ben de bundan gurur duyuyorum. Başarılı olmuş olmaktan mutluyum. 8 maç oldu yanılmıyorsam. Kaç tane maç oldu takımın başına sahaya çıktığımızdan beri. O yüzden gurur duyduğumu söyleyebilirim. Ben diğer İtalyanlarla mücadele halinde değilim. Ben bu göreve geldiğimden beri her zaman yurt dışında görev alan teknik hocaları destekledim. Çünkü yeni bir alan açılmış oluyor böyle bu hocalara. Dolayısıyla yurt dışında, ülke dışında İtalyan bir hoca başarılı bir sonuç elde ettiğinde hepimizin iyi, olumlu reklamı yapılmış oluyor yani. O yüzden ilk söylediğinizde çok katılmadığımı söylemek istedim. Şunu da sormak isterim. Ben İtalya'da çok genç yaşta başladım, başarı elde ettim. Roma'nın başındaydım Şampiyonlar Ligi'nde, Sevilla'nın başındaydım Şampiyonlar Ligi'nde ve son 16'da Old Trafford'da maç kazandık. Ve 3 harika yıl geçirdik Fiorentina'yla. O da bir yenilikti o sahaya çıkmakta. Defansif orta saha oyuncuları olmadan, bilmiyorum o dönemi hatırlıyor musunuz? Yani sadece İtalyan futbolu değil burada söz konusu olan. Siz dünyanın her yerinde futbol öğretebilirsiniz, hocalık yapabilirsiniz. Türkiye'de bulunmaktan son derece memnunum. 3 yıl önce zor bir karar almam gerekti ama yeni bir meydan okumayı ben üstlendim, kabullendim. O yüzden kimseye karşı söyleyeceğim başka bir şeyim de yok. O karakterimin parçası da değil. Çok düşünmedim açıkçası bu konuyu. Eğer bu iki efsane isimle kıyaslanıyorsam ki 10 yıllarca Türk futbol tarihi yazmış isimler bunlar. Ben bundan ancak mutlu olabilirim. Bununla ilgili başka bir şey söyleyemem. Türkiye'de futbolun iki temel taşı bu isim. Fatih'i yakından tanıyorum. Birbirimizi sayarız, severiz. Birkaç önce bir araya gelme fırsatımız oldu. Ve bana çok büyük sevgi gösterdi, ilgilendi. Adanalı kendisi biliyorsunuz. O yüzden büyük ihtimalle kendisine daha da yakınım bu nedenle. Fiorentina'da hocalık yaptım, orada hocalık yaptım, Milan'da hocalık yaptım, Fatih Terim Milan'da hocalık yaptı. Ben şimdi Adana'daydım, Adanalı biliyorsunuz. Şimdi milli takımın başında bulunuyorum. Tabii ki Fatih Terim milli takımla birlikte ülke adına futbol açısından tarih yazmış bir kişi. O yüzden çok teşekkür ediyorum, gurur duyduğum bir şey. Evet, gerçekten taraftar ciddi manada bizimle birlikte tutkulu, büyük bir sevgi gösteriyor Türkiye'de hakeza. Dolayısıyla burada Almanya'da bulunan Türk taraftarı ve dünyanın her yerindeki Türkleri mutlu ettiyse, gururlandırdıysak bundan mutluluk duyuyorum. Bu sorumluluk, bu sevgi, bu destek, bunu her zaman hissediyoruz. Ancak bu hayalleri ancak ilk günden itibaren sıkı çalışırsanız gerçekleştirebilirsiniz. İlk başından beri biz bunu yapıyoruz. Bugün kutlamamızı yaptık, yapacağız ama yarından itibaren çalışmaya döneceğiz. Çünkü Hollanda maçı yaklaşıyor. İlk maçtan itibaren grup aşamasına baktığımızda, diğer gruplara da baktığınızda tek bir maç olmadı. Euro 2024'teki maçların neredeyse tamamı tabiri caizse son saniyeye kaldı, son dakikaya kaldı. Belki bir maç haricinde ya da bir elin parmaklarını geçmez bu tür maçlar. Bunun aksi olan maçlar. O yüzden bir sonraki maçın da son neticesini şimdiden bilemeyiz. Her şey mümkündür futbolda. Euro 2024'te hakeza daha da fazla. Onu bilmiyordum. Hollanda'yı geçmişte yendiğimizi biliyorum ama her maç farklıdır. Bizim bu ruhu, beraberliğimizi, inancımızı sürdürmenin yollarını aramamız lazım. Ama tabii ki ayağımız sağlam yere basacak.
Ve sürekli olarak yapmamız gereken şey bu akşamki duyguları hissetmemize imkan veren nedir? Kimse size altın bir tepside, gümüş bir tepside bu fırsatları sunmaz. Adım adım siz başarırsınız. Açık konuşmak gerekirse böyle bir talepte bulunabilir miyiz onu bilmiyorum. Çünkü şu anda çeyrek final oynayacağız. Bir sonraki maça hazırlanmak, çeyrek finali kazanmak ilk hedefimiz, ilk görevimiz. Yani bir sonraki maçta iyi oynadınız diye doğrudan finale gitmiyorsunuz değil mi? Hani öyle bir şey olsaydı finali konu şimdiden düşünmeye başlayabilirdik ama adım adım gitmemiz gerekiyor. Duygularımıza hakim olmamız, yönetmemiz gerekiyor dediğim zaman bu tabii her zaman olan bir şey değil ama bir önceki maç özelinde evet duygularımıza birazcık yenik düştük. Çok fazla baskı vardı, çok fazla beklenti vardı demek istedim. O yüzden hayatımızı, kendi işimizi birazcık zorlaştırdık. Maçı çok fazla kazanmak istedik. Yani kazanmaktan biraz çekindi, korktuk adeta. Ama bu akşam yapmamız gerekeni yaptık. Ondan sonra savunmayı da yapmamız gerekeni yaptık. Ve formasyonu gerektiğimiz şekilde, sistemi gerektiği şekilde kurduk ve uyguladık. Formasyona ben çok da fazla inanmıyorum. Her formasyonun güçlü olduğu ve zayıf olduğu yanları vardır. Ama bir maç planı ve strateji seçmek biraz daha ön plana çıkar. Bunu yapabilmek için de şunu söylemeniz lazım. Benim bunu yapmamın tek yolu, tek yöntemi benim oyuncuları her gün antrenmanda fiziksel ve mental olarak görmem, ne durumda olduklarını bilmem. Bundan hareketle maç planını seçiyorsunuz ve uyguluyorsunuz. Rakip de tabii ki bir faktör. Yani çok eğlenceli olarak düşünemeyiz ama ilk sorunuzu hatırlayamadım bu arada. Tabii ki bir maç kazandığınızda başka bir tanesi silinip gitmiyor tarihin sayfalarından ama geçmişe dönüp baktığımızda tabii ki Milan'daki kupa harika bir tecrübeydi. Çünkü çok fazla hocanın kariyerinde böyle bir başarı yok. Bu dolayısıyla benim kariyerimin önemli bir parçası ama bugün baktığımız şey yeni bir seviye, yeni bir boyut. Avrupa sahnesinde bir ülkeyi temsil ediyorsunuz. Sadece kulüp futbolu değil bu, bir ülkeyi temsil ediyorsunuz artık burada. Dolayısıyla çok da bilemiyorum, ikisini kıyaslamak çok da mümkün değil. Belki bu zafer biraz daha ön planda çünkü şu an taze taze yeni kazandığımız bir zafer. Taktik perspektiften bakacak olursak bazı durumlarda tabii ki fiziksel ve mental enerjimizi yeniden toparlamamız gerekebilir. Orta sahada iki tane cezalımız var. Hakan Çalhanoğlu tekrar takımlı olacak. Bizim tekrar çalışmaya başlamamız lazım. Durumu anlamak ve en iyi takımı oluşturmak adına. Teşekkürler.